Mersin Efor Atış Poligonu'ndan siz değerli silah severlere bu pazartesi sabahından saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben Ali Ocak, ateşli silahlar eğitmeniyim. Şimdi çok gelen sorulardan birisi de meskun mahal operasyonlarında, bina girişlerinde, oda girişlerinde tabanca hangi çeşitte, hangi durumda durmalıdır? Tabanca ileriye doğru mu gitmelidir, göğüste mi durmalıdır? Hepsini burada bu videomda cevaplayacağım. Her zaman olduğu gibi bizim en önemli prensibimiz tetik disiplini ile beraber silahımızın şarjör yatağı boş, çektim baktım namluya boş, tetik düşürdüm, silahı kılıfa koyuyorum. Ve yine aynı şekilde şarjörümü size gösteriyorum boş. Ne oldu arkadaşlar? Odaya, binaya yaklaştım. Silahım zaten kurulu bir vaziyette geldim. Bakın yaklaştım yavaşça, gözümün gördüğü yere kadar açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Oradan göster, silah görünüyor mu? Gördüm, şu anda atış yapabiliyorum. Bam, bam, bam. Bu doğru olandı arkadaşlar. Şimdi yanlış olan ve değerli silah severlerin en dikkat etmesi gereken şeyi göstereceğim. Yaklaşınca Allah göstermesin buranın bir oda duvarı olduğunu varsayalım. Girişte ve hemen öbür tarafta silahlı bir düşman olduğunu varsayaraktan gösteriyorum. Ne oldu? Geldim. Bakın bu şekilde eğer atış yapar isem ne olur? Buradan bir el gelir, silahımı alır, götürür. O yüzdendir ki dikkat edeceğimiz püf nokta. Geldim, esnedim, hafif namluyu gördüm, atışımı yaptım, göğsüme çektim ve diğer tarafa geçiyor ve bu şekilde atışımı yapıyorum. Kesinlikle böyle yapmıyorsunuz. Bakın, bu şekilde atış olmaz. Teşekkür ediyorum. Güvende kalın, sağlıcakla kalın. Unutmayınız, biz sizin poligonunuzuz.